Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halkbank'ın katkılarıyla. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, bugün de hayatımızın aslında çok çok önemsendiği sağlık sorunlarından birisini gündeme taşıyacağız. Ve konumuz özellikle romatizmal hastalıklar ve özellikle ofislerde çalışan insanların çok fazla şikayet ettiği sağlık sorunları ve yine böylesine güzel bir konuyla Güzel Hayat'ta beraberiz. Bugün hemen sizlere bugünkü bilim konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ve ilk konuğumuz Profesör Doktor Gökhan Keser, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Gökhan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Diğer hocamız Profesör Doktor Mehmet Soy Hocamız, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Mehmet Hocam, siz de hoş geldiniz. Merhabalar, herkese sağlıklı ve güzel bir yayın diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın hocam. Diğer hocamız Profesör Doktor Geler Külcü. Kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Ve diğer hocamız Profesör Doktor Timuçin Kaşifoğlu. Kendisi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Timuçin Hocam, siz de hoş geldiniz. Evet, sevgili dostlar, şimdi romatizmal hastalıkları her yönüyle bilim insanlarımızla masaya yatıracağız. Özellikle ofislerde çalışan insanlar acaba ofis çalışmasına bağlı olarak, masa başına bağlı olarak hangi şikayetleri yaşıyorlar, onları konuşacağız. Aslında sizin en çok merak ettiğiniz her yönüyle romatizmayı bugün bilim insanlarımızla masaya yatırmış olacağız. Bugün ilk sorumu Gökhan Hocam'a sormak istiyorum. Gökhan Hocam, tabii bugün romatizma aslında herkesin kulağında var olan bir kelime. Ama biz romatizma dediğimiz zaman daha çok böyle aklımıza yaşlanma, rutubet gibi ve yaşanan eklem ağrıları gibi bir takım kelimeler geliyor. Romatizma nedir hocam? Kaç türü vardır? Ve bu romatoloji deyimi tabii bizim çok kullandığımız bir tabir değil halk arasında. Romatoloji nedir? Ve romatoloji romatizmayı kapsıyor ama başka neleri kapsıyor, onu da duyalım sizden. Buyurunuz hocam. Evet. Romatizma aslında Latince bir kelimeden köken alıyor. Sıvının akması anlamında, muhtemelen şişen eklemler bir sıvının akması sonucunda, iltihaplı bir sıvının akması sonucunda şişiyordu diye düşünülmüş eskiden. Ve romatizma bu şekilde ortaya çıkmış. Romatizma tek bir hastalık değil. Çok farklı türleri var. Günümüzde 200'den farklı romatizma var ve kesinlikle sadece yaşlılarda görülmüyor. Her yaş grubunda çocuklar dahil olmak üzere görülebiliyor romatizmal hastalıklar. Günümüzde eklemleri, kas ve kemikleri tutan, bağ dokusunu, yumuşak dokuları tutan çok sayıda hastalığı kapsıyor. Romatoloji, romatizmal hastalıklarla ilgilenen bilim dalı, iç hastalıkları üzerine veya fizik tedavi üzerine ileri bir uzmanlık dalı olarak şekilleniyor. Ve çok kabaca romatizmal hastalıklar, halk arasında iltihaplı ve iltihapsız olarak biliniyor ki bunun anlamı bağışıklık sisteminin bozulması ve bağışıklık sistemindeki anormallikler nedeniyle genel bir sorunun parçası olarak ortaya çıkan romatizmalara halk arasında iltihaplı romatizmalar deniyor. Mekanik problemleri, duruş bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan ve bağışıklık sisteminin işin içine girmediği romatizmalara ise İltihapsız romatizmalar deniliyor ki kireçlenmeler iltihapsız romatizmaların en sık görülen tipleri diyerek bu ilk sorunuza cevap vermek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii ki hocam, halk arasında aslında birçok insan bir takım yakınmalarını bence ben de bir hekim olarak gördüğüm kadarıyla
bazen romatizma olarak yorumlayabiliyor. Şimdi ben Mehmet hocama şunu sormak istiyorum hocam. Gerçek romatizmada acaba yakınmalar, bulgular nelerdir hocam? Her yaşanan eklem ağrısı veya eklemdeki bir takım şikayetler romatizma mıdır? Veyahut da biz şikayetleri nasıl, nerede, ne şekilde yaşarsak biz bunları sizlere yani romatologlara getirmemiz lazım. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Gökhan Hocam gayet güzel bir giriş yaptı romatizma ve romatoloji konusuna. Tabii hastalar bize neyle başvuruyor? Hemen herkes ilk aklına gelen eklem ağrısı. Hakikaten hastalarımızın çok büyük bir kısmı eklem ağrısıyla gelir bize. Hangi eklemler romatizmayı daha çok düşündürür, hangi eklem ağrıları? Esasen tüm eklemlerin ağrısı romatizmal nedenlerle olabilir. Özellikle el parmakları, küçük parmaklar, özellikle hasta sabahları uyandığında 1 saat, 2 saat ellerini kullanmakta zorlanıyorum diyorsa, ayak baş parmağı tekrar tekrar şişip duruyorsa, tekrar tekrar dizleri şişiyorsa ya da her iki dirseğinde böyle ağrı şişlikler varsa bunlar iltihaplı romatizma olabileceğini şiddetle düşündürür. Öte yandan bel ağrısı, hasta özellikle sabahları kalktığında daha yoğun bir bel ağrım var. Gün içinde hareket ettikçe biraz daha rahatlıyor bu ağrım. Ama dinlenmeye geçince, mesela sandalyede bir saat, yarım saat oturduktan sonra kalktığımda zorlanıyorum gibi bel ağrısı söylüyorsa bu da yine bir iltihaplı romatizmayla ilgili olabilir. Tekrarlayan ağız yaraları, tekrarlayan genital bölge yaraları, beraberinde gözde kızarıklıklar, tekrarlayan damar iltihapları, flebit dediğimiz, bacak ön yüzünde böyle kızarıklıklar, ağrılı nodüller, bunların varlığı yine behçet dediğimiz bir hastalığın olabileceğini düşündürür. Öte yandan tekrarlayan karın ağrılarının varlığı, habire karnı ağrıyor, ateşi çıkıyor, çocukluğundan beri hele de böyle hastalar da bize çok geliyor. Yıllar yıllar sonra ancak tanısını koyduğumuz ailesel Akdeniz ateşini düşündürür. Öte yandan multisistem dediğimiz yani çoklu sistemi birden ilgilendiren mesela kişinin hem eklem ağrısı var, hem akciğer tutulumu var, hem böbrek tutulumu var, hem işte kalp tutulumu var gibi birden çok organı etkiliyorsa o da yine iltihaplı romatizmanın parçası olabilir. Açıklanamayan deri döküntüleri, deride yaralar, sedef hastalığıyla beraber eklem ağrılarının varlığı mesela. Bunlar yine bir romatizmal hastalığın bulgusu olabilir. Bazen hiç alakasız mesela tekrarlayan düşük hasta habire çocuk kaybı düşüklerle mesela bize gelebilir. Bazen laboratuvarda bir anomali saptar bir başka hekim bize gönderebilir. Yani gördüğünüz gibi çok renkli, çok çeşitli, çok organı ilgilendiren yakınmalarla ve bulgularla hastalar bize gelebiliyor. Ben bu şekilde cevaplandırmış Evet hocam, olabilirim demek soruyu. ki yani sadece şikayetler üzerinden bir romatizmal hastalığı insanların olduğunu düşünmelerinin çok doğru bir şey olmadığını söylediniz. Çünkü deri döküntüleri gibi veyahut da çoklu organ tutulumuna bağlı birçok farklı şekilde şikayetler olabiliyor. Onun için de herhalde bu konuda sizin birazdan konuşacağımız teşhis noktalarını içine katarak romatizma teşhisini koymak gerekiyor. Şimdi Duygu hocama soracağım. Tabii Duygu hocam özellikle bu pandemi süreci de bizim ofis çalışanlarında birçok ağrılı eklem şikayetleri veyahut da eklemlere bağlı yaşanan ağrılar, mutsuzluklar gibi birçok şeyi doğurdu. Şimdi insanların böyle masa başında çok oturmaları veyahut da ofiste az hareketle çalışılan işlerde kalmaları acaba hangi eklem ve kas şikayetlerini doğurdu ve bunların da bedenimize kaybettirdikleri neler hocam? Buyurunuz. Sinan Bey, dediğiniz gibi pandemi ile birlikte ofis çalışanları belki daha da uzun süreler evden uzaktan çalıştığı gibi bunun dışında ilkokul çağından üniversite sonuna kadar tüm öğrenciler de uzaktan eğitimde yine masa başında çok uzun süreler ders dinlediler.
Ve küçük yaşlara kadar indi bu buna bağlı kas iskelet problemleri. Nedir bunlar? En çok boyun ağrısı. Uzun süre masa başında yanlış pozisyonda durmaktan bel ağrısı. Halk arasında hani kas romatizman var denen ya da kulunç var denen özellikle klavyeyi kullandığımız taraftaki omuz sırt bölgesinde kas içinde sert tipler, yanıcı ağrılar, kola vuran ağrılar, uyuşukluklar, el bileğini çok fazla kullandığımız için klavye fare kullanırken ona bağlı gördüğümüz sinir sıkışmaları, bunun yarattığı uyuşmalar, yine dirseği çok dayanarak ekrandan bir şey seyrettiğimiz zaman buradan geçen sinirin sıkışmasına bağlı son iki parmağa vuran uyuşmalar veya tenisçi dirseği dediğimiz dirsek ağrıları. Bunlar en çok karşımıza çıkan durumlar. Tabii bunlar biraz dinlenmeyle geçiyorsa eğer bir kalıcı kayıp belki yaratmıyor ama günler içerisinde, aylar içerisinde bunlar kümülatif diyoruz. Üst üste bu mikro travmaların birleşmesiyle birlikte kalıcı hasarlar, yıpranmalar tanılı bir hastalığa dönüşebiliyor. Yani bir basit kas zorlanması olan boyun zorlanması, boyun fıtığına veya o fıtığın yarattığı kök basına bağlı kola yayılan uyuşmalara dönebiliyor. Sinir sıkışması, el bileğinde karpal tünel dediğimiz sinir sıkışması daha sonra bu hasarın kalıcı olmasıyla kaslarda erimeler, işte sinirde geri dönüşümsüz hasarlara yol açabiliyor. Özellikle çocuklardan bahsettim. Uzun süre masa başında düzgün bir postürle durmayan çocuklarda, özellikle adolesan çağ dediğimiz bu ergenlikten hemen önceki dönemde omurganın büyümesi çok hızlanır. Bu dönemde omurga eğrilikleri, skolyoz görebiliyoruz. Bunu çok dikkatli aileler fark edebiliyorlar. Bir omuzlardaki, duruşlardaki asimetriyi fark edip biri yukarı, biri aşağıda. Bu da tabii ki kalıcı bir kayıp olarak da karşımıza çıkabiliyor. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim kas iskelet problemlerini ofis çalışanları ve uzun süreli oturmaya bağlı. Hocam aslında şunu söylediniz üstü kapalı olarak, yani oturarak çalışanlar lütfen oturma sürelerinizi biraz kısaltıp araya küçük molalar girerek vücudunuzdaki hareketi sağlayın. Bu mikro travmaların belki de miktarını, şiddetini, üst üste birikmesini ortadan kaldırabilirsiniz ve böylece daha sağlıklı çalışan bir vücuda sahip olabilirsiniz dediniz aslında bu. Açıklamalarınızdan böyle bir şey çıkıyor. Şimdi Timuçin hocama döneceğim. Timuçin hocam, tabii bugün romatizma konusu, işte yaşanan ağrılar ve biz şunu anladık ki şuraya kadar bu ağrılarla kalkıp da insanlara romatizma tanısı koymak ve buna bağlı olarak da romatizmanın tedavisine yönelmek doğru bir iş değil. Peki sizler romatizma tanısını hocam nasıl koyuyorsunuz? Hangi tahlilleri yapıyorsunuz? Buyurun hocam. Merhaba Sinan Bey ve tüm hastalarımız. Romatizmal hastalıklar son derece geniş bir hastalık grubu. Ve bizim tanımızda esas önemli olan şey hastadan aldığımız iyi bir öykü ve fizik muayene. Laboratuvar testleri eğer aklımızda bir tanı varsa bunu doğrulamaya ya da dışlamaya yönelik olarak yaptığımız testler. Ama örnek verecek olursak tanı aşamasında hangi testleri kullanıyoruz? Bazı spesifik hastalıklarla ilişkili örneklemeye çalışayım bunu. İltihaplı eklem romatizması olarak yaygın olarak bilinen ismiyle romatoid artrit hastalığında bir romatoid faktör, bir anti-CCP testi dediğimiz testin varlığı tanıda bize yardımcı olabiliyor. Ya da omurgayı ilgilendiren Sunapek Uysal Ahmet Mete Işıkara hastalığı olarak da adlandırılan ankilozan spondilit hastalığında bir HLA-B27 denilen gen testi ve bir kalça grafisinde ilgili yerdeki iltihabı arıyor olabiliriz. Eğer hastamızda bir damar iltihabı düşünüyorsak ya da bir bağ dokusu hastalığı düşünüyorsak buna yönelik olarak yapılacak bazı antikor testlerimiz var. Bunları tanıda kullanabiliriz. Ama bazen biz laboratuvar olarak ya da görüntüleme yöntemiyle
O hastalığa ait çok fazla bir şey bulamayabiliriz. Bu durumda ise tanı koymak için mesela büyük çaplı damarları ilgilendiren bir damar iltihabı söz konusuysa o damardan biyopsi almamız gerekebilir. Bunlar spesifik olarak hastalıklara özgü istediğimiz testler. Ama şunu söylememiz gerekir ki genellikle bir hastaya biz romatizma tanısı koyarken ve takiplerinde kandaki iltihap değerini, sedimentasyon ve CRP gibi bunun yanı sıra böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerini rutin olarak tüm hastalarımızda istiyoruz ve bazen tanı amaçlı da bunları kullandığımızı söyleyebilirim. Evet hocam, klinikle siz özellikle kan testleri, kalça grafisi gibi veyahut da gerektiğinde biyopsi gibi aslında bir komplike testlerle hastaya bir romatizma teşhisi koyup ona göre de tedavinin yolunu buluyorsunuz. Şimdi Gökhan hocama döneceğim. Tabii Gökhan hocam, bu ülkemizde yani şöyle geçmiş hekimlik dönemimize baktığımız zaman da belki de en çok duyduğumuz hastalık romatizma. Özellikle ülkemizde sahil kesimlerinde de çok yaygın görüyoruz. Bu ülkemizde bu romatizmal hastalıklar başlıklarının çok olduğunu söylediniz. Nedir bunlar hocam? Hangi romatizmal hastalıklar sıkça görülüyor? Onu sizden alalım. Buyurunuz. Tamam Sinan Bey. Şimdi bizim ülkemizde ve dünyada en sık görülen iki tane romatizmadan başlayayım. Arkasından da özellikle bizim ülkemizde dünyaya göre daha sık görülen iki romatizma ile devam edeyim. Şimdi romatoid artrit bizim ülkemizde ve bütün dünyada sık görülen bir hastalık, iltihaplı eklem romatizması olarak biliniyor. Özellikle küçük el parmak eklemlerini tutuyor. Sabahları hastaların parmaklarını açıp kapamakta zorlanmasıyla, parmak eklemlerinin şişmesiyle giden bir hastalık olarak bu hastalığı tanımlayabiliriz. Daha çok kadınlarda oluyor. Bu iltihaplı romatizmaların en önemli özelliği, iltihaplı romatizması olan hasta hareketsizlikten sonra eklemlerini daha kötü hisseder. Harekete ilk başlarken tutukluk yaşar. Yani her ağrı istirahatle geçmez. Eğer bir hasta vücudunun belli bir bölgesindeki ağrının istirahate yanıt vermediğini, tam tersine istirahatten sonra daha kötü olduğunu, tutulduğunu düşünüyorsa kendisinde gerçekten iltihaplı romatizma olabilir. İltihaplı eklem romatizmasının bir rakibi omurga romatizmaları. Timuçin Hoca da bahsetti. Aksiyel spondilartrit dediğimiz hastalıklarda bu kez sabah tutukluğu belde ve omurgada olur. Yani sabah yataktan kalktığı zaman bel, sırt, kalça bölgesi tutuk ve ayak tabanlarında ağrılar oluyorsa bu da iltihaplı omurga romatizmasını akla getiriyor. Çok kısa, ülkemizde sık görülen ve dünyada bir Türk bilim adamının, bir Türk hocanın hastalığa adını verdiği tek hastalık olan Behçet hastalığı ülkemiz için özeldir. Ağzında yaralar, cinsel bölgesinde yaralar gelişen, görme problemleri yaşayan, gözlerde kanlanma olan, yine vücudunda bacaklarda damar tıkanıklığı olan kişilerde bu düşünülmeli ve akla gelmeli. Tabii çok daha fazla özelliği var ama süre nedeniyle bunlara giremiyorum. Ve son olarak bahsetmek istediğim ülkemizde çok sık görülen bir başka hastalık da ailesel Akdeniz ateşidir. Özellikle tekrarlayan karın ağrıları, tekrarlayan ateşler, göğüs kafesinde tekrarlayan ağrılar, kalp ve akciğerlerinde sıvı birikmeleri, ayak bileğinde kızarıklık olması veya tekrarlayan tek bir eklemin, örneğin diz veya ayak bileğinin şişlikleri daha sonra geçer, sonra tekrar eder. Bu hastalık da aklımıza ailesel Akdeniz ateşini getiriyor. Böylece dört tane hastalıktan bahsetmiş oldum. Evet hocam, bu romatoid artrit özellikle İskandinav ülkelerinde de özellikle makalelerde çok dikkatimizi çekiyor. Çok büyük sorun olarak insanların tedavi edilmesinde dünyada böyle bir turizm hareketine neden olacak kadar da büyük bir başlık aslında. Ve diğer başlıkları saydınız. Tabii şu ortaya çıkıyor hocam. Özellikle aslında bir ağrının, bugün bir karın ağrısı bile bir romatizmanın belirtisi olabileceğini söylediniz ama birçok insan mesela romatizma deyince hep böyle işte eklemindeki ağrıyı ve şişliği veyahut da
o eklemi kullanma güçlüğünü ifade ediyor ama siz dediniz ki bu romatizma sadece bunlarla sınırlı değil, organlara bağlı olarak da çok değişken şikayetler ortaya çıkabilir. İşte biraz önce Mehmet hocamız da söyledi, özellikle laboratuvar bize bu konuda çok şey söylüyor. Şimdi Mehmet hocama tekrar döneceğim. Tabii Mehmet hocam, romatizma dediğimiz zaman herkesin aklında bir takım antiromatizmal ilaçlar var. Bunlar artık böyle insanların hayatına böyle naneli şeker gibi oturmuş vaziyette. Bugün tedavide neler var? Yanlışlarımız neler? Doğrularımız neler hocam? Alışkanlıklarımız? Bir de bu konuya değinirseniz memnun olacağım. Buyurun hocam. Evet, şimdi romatizmanın tedavisinde öncelikle tabii koruyucu önlemler, yani ilaç dışı önlemlerle halledebiliyorsak önceliğimiz o. Nedir bunlar? İşte düzenli spor yapması, efendim işte besin, diyet vesairesine dikkat etmesi, sigara içmemesi, diş eti iltihabı varsa onları tedavi ettirmesi, kilosunu, ideal kilosuna çok hızlı olmayarak inmesi gibi ilaç dışı tedaviler. Birçok hastamıza da ilaç vermemiz gerekir. İlaçlarımız arasında en yaygın kullandığımız, halk arasında esasen yanlış olarak basit ağrı kesici gibi algılanan anti-inflamatuar ilaç dediğimiz yangı giderici ilaçlar var. O yangı giderici ilaçlar en yaygın kullandığımız. Onun dışında birçok hastamıza kortizon vermek durumunda kalırız. Özellikle iltihaplı romatizması olan hastalarımıza. Kortizon tabii ki hiçbir ilaç gibi durup dururken kimseye vermek istemeyiz. Ama hastalarımız maalesef işte çok sağdan soldan duyarlar. Çok gerektiği halde hastaya bazen kullanmaktan kaçınırlar ve zarar görürler. Hekim eğer yararının daha yüksek, daha fazla olacağını düşünürse yazıyor kortizonu. Bizim de iltihaplı romatizmal hastalarımıza daha fazla yarar göreceği düşüncesiyle, beklentisiyle yazıyoruz kortizonları. Onu kullanırken sadece bazı önlemler alması lazım. İşte günün belli saatlerinde hekimi söylüyor, sabah erken saatte ya da gecenin geç saatinde. Kullanırken tuzlu, yağlı, şekerli gıdaları azaltması, işte potasyum dediğimiz bir tuzdan daha zengin gıdalar, işte meyvedir, muzdur. O tür gıdalar tüketmesi, dönem dönem kan basıncına baktırması, göz basıncı bazen yükselebilir, ona dikkat etmesi ve egzersizini düzenli yapması. Bunlar tabii bizim birçok iltihaplı romatizmal hastalıktaki başlangıç ilaçlarımızdır. Bir de esas hastalığın gidişini etkileyen ilaçlar var. Hastalık gidişini etkileyen ilaçlarımız da biraz daha ağır, biraz daha yakın takip edilmesi gereken ilaçlar, işte metotraksit dediğimiz, herkes artık romatizması olan, iltihap romatizması olan romatoid artrit gibi hastalarımızın çok aşina olduğu bir ilaçtır. Haftada bir kere verdiğimiz için haftalık hap diye ya da iğnesi de var, iğne diye söylediğimiz bir ilaçtır. Onun dışında onun benzeri olan başka bir hap var, günlük verdiğimiz. Bunlar bağışıklık sistemi üzerine etki ederek bağışıklık sisteminin hücrelerini bir miktar böyle baskı altına tutarak vücudun kendisine zarar vermesini engelleyen ilaçlardır. Kinin var. Kinin çok yaygın kullanırız yine iltihap romatizmalarda. Artı son yıllarda esasen biraz şey olacak. Çünkü 20 yıldır hayatımızda olan bazı ilaç grupları var ki romatizma tedavisinde çığır açmış ilaçlar. Biz bunlara genel adıyla biyolojik ilaçlar diyoruz. Çoğunluğu iğne şeklinde, bir kısmı da hap şeklinde kullanılan, biraz daha böyle yakın takip edilmesi gereken, biraz daha dikkat edilmesi gereken ama etkinlik bakımından da oldukça güçlü olan ilaçlarımız var. Tabii dediğim gibi gönül ister ki hiçbir hastamıza hiçbir ilacı vermeyelim. Ancak iltihaplı romatizmalar tedavi edilmediğinde hakikaten birçok hastamız gerek eklem harabiyeti olması, gerek iç organ tutulumlarının olması, gerek böbrek gibi organların işte ciddi zarar görebilmesi, hastanın sakat kalabilmesi nedeniyle ilaçlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Hastalarımızın eğer hekimi uygun gördüyse tabii ki tartışarak hekimiyle bu ilaçları almalarını öneriyoruz. Takiplerini yakın yakın takiplerini aksatmamaları kaydıyla
ve hekimlerinin söylediği önerilere dikkat etmeleri uymaları kaydıyla bu ilaçları almalarını ve takiplerini aksatmamalarını öneriyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Tabii özellikle biraz önce hocamız romatizma tedavisinde koruyucu ve önleyici yaklaşımların çok önemli olduğunu söyledi. Kilo kontrolü, hareket etmek ve beslenme disiplini anlamında bu başlıkları çizdi. Tabii şimdi anlıyorum ki gerek korunmada gerekse tedavi sürecinde bizim bu başlıkları da önemsememiz gerekiyor. Şimdi Timuçin hocama soracağım. Timuçin hocam, özellikle bu romatizma hastalarına bu hareketli kalmak, beslenme disiplini ve kilonun yönetimi konusunda acaba sizin ne gibi önerileriniz olabilir hocam? Buyurunuz. Romatizmal bir hastalık tanısı koyduğumuzda hastalar genellikle en fazla ilgisini çeken noktalardan bir tanesi egzersiz ve diyet. Ne yapmalıyım ya da yapmamalıyım. Şimdi bir kere şunu söyleyebilirim ki çok istisnai durumlar dışında diyet romatizmal hastalıklar için bir başlatıcı değildir. Yani yediğiniz ya da yemediğiniz bir şeyden kaynaklanan bir sorun değildir. Nedir bu istisnalar? Mesela gut artriti dediğimiz halk arasında sık görülen bir eklem iltihabında ürik asit denilen bir maddenin eklemlerin çevresinde birikmesi söz konusudur. Ve bu ürik asit seviyesini yükseltebilecek kırmızı et, deniz ürünleri, baklagiller ya da alkol kullanılmasını hastalarımıza önermiyoruz. Bunun yanı sıra eğer kronik iltihaplı bir hastalığınız varsa, kortizon içeren ilaçlar kullanıyorsanız sizin damar sertliğine karşı artmış bir eğiliminiz vardır ve dolayısıyla bu konuda daha dikkatli olmakta fayda var. Yine kullandığımız kortizon içeren ilaçların kemik erimesi yapabildiğini biliyoruz. Bu yüzden bu tür ilaçları verdiğimiz hastaların kalsiyum ve D vitamininden zengin süt, yoğurt, peynir gibi ürünleri tüketmesini onlara hatırlatıyoruz. Ve kullandığımız ilaçlar, Mehmet Hoca'nın az önce saydığı ilaçların önemli bir kısmı karaciğerde metabolize oluyor. Ve bu metabolizmayı etkileyebilecek alkol kullanımı yoğun miktarda ilaçların etkisinin artmasına ya da bazen de azalmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla bu konuda hastaların dengeli davranmasını önermek açıkçası hepimizin görevi. Bunun dışında egzersiz aslında bizim gibi iltihaplı romatizmalı hastalığı olan hastalarımız için hayatlarının bir parçası olması gerekiyor. Ama egzersizin çok daha önem taşıdığı bir hastalığımız var. Bu omurgayı ilgilendiren, bir süre sonra omurgada ciddi kısıtlılıkla seyreden ankilozan spondilit hastalığı. Bu hastalıkta eğer hastalar tedavinin yanı sıra düzenli egzersiz yaparlarsa, tercihen de bir fizyoterapist eşliğinde bir postür yani duruş eğitimi, bir germe egzersizi gibi ya da direnç egzersizleri yapacak olurlarsa omurgadaki kısıtlılığın önüne geçilebilir. Bu konuda hangi egzersizleri yapabilecekleri konusunda Türkiye Romatoloji Derneği'nin hazırladığı Romatizma TV isimli internet sitesinde aslında bu egzersizlerin nasıl yapıldığının ayrıntılı olarak videoları bulunmakta. Yine sık gördüğümüz bir hastalık var ki o da fibromiyajı. Ve fibromiyajı hastalığının seyrinde biliyoruz ki düzenli yapılan egzersiz, pilates gibi, yoga gibi, yüzme gibi bunlar hastanın hissettiği ağrının, yakınmaların çok daha düşük seviyelere inmesi ve kontrolü konusunda bize fayda sağlayacaktır. Evet hocam, aslında bütün hastalıklarda bizim temel olarak saydığımız bir şey var. O da akıllı yemek, doğru yemek, kişiye özgü yeme planları oluşturmak. Diğer bir husus da tabii kişinin bedensel ihtiyaçlarını referans alan bir düzenli egzersiz planlaması. Siz de bunun altını çizdiniz. Tabii bazı tedaviler sürecinde ve bazı hastalıkları olan kişilerde bazı besinlerinde yeme içme programımıza koyulması veya çıkarılması gibi hususlar var. Bu şuna getiriyor bizi hocam. Bugün teşhisinizi romatologlarımız koyacaklar.
Yani fizik tedavi hekimlerimiz koyacaklar. Ona bağlı tedavilerinizi planlayacaklar. Ona bağlı da acaba ne yemem, içmem lazım ve nasıl vücudumu hareketli veyahut da sağlıklı, dengeli tutabilirim? Hangi egzersizleri nasıl yapabilirim? Aslında bu bir planlama. Bu hastalık da böyle çok bakış açısı gerektiren bir yaşam disiplini gerektiriyor. Bu romatizmal hastalıklar. Evet, şimdi küçük bir aramız var sevgili izleyiciler. Sonra güzel hayat devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halkbank'ın katkılarıyla. Evet sevgili izleyiciler, Güzel Hayat programında bilim insanlarımızla özellikle romatizmal hastalıklar ve oturarak çalışmaya bağlı yaşanan birçok güçlükler konusunda en çok merak edilenleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Duygu Hocam'a soracağım. Özellikle hocam insanlarımız artık daha çok oturarak çalışma eğilimindeler ve pandemi süreci de bu süreleri uzattı biraz önce söylediğimiz gibi. Fakat tabii birçok şikayetler doğdu. Siz biraz önce bunlara değindiniz, yaşanan şikayetlere. Peki insanlar masa başı çalışıyorlarsa çalışma sürelerini, oturma pozisyonlarını, kullandıkları ekipmanları veyahut da çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirmek üzere nelere dikkat etsinler, hangi yanlışları yapmasınlar, hangi doğruları artırsınlar? Bunu sizden alalım hocam. Buyurun. Evet Sinan Bey, demin de söylediğiniz gibi çalışma saatleri uzadı. Bu süreleri biz çalışanlar kısaltamayacağına göre o zaman araya molaları biz koyacağız ve bunu ayarlayabiliriz. Bu bizim elimizde. Çalışmalar göstermiş ki bir gün içerisinde kaç saat çalışılıyorsa en az onun %10'u kadar bir mola vermek lazım. Bunu ben şu şekilde öneriyorum hastalarıma. Her 40 dakikada bir 5 dakika mola verin. Masanızdaki işinize dalmayın. Gerekiyorsa saat kurun. Kalkın. Bir dolaşın, dışarı çıkın, bir ofis içerisine bir çay kahve alın, gelin. Ama o masadan kalkın. Yani verdiğiniz mola da masada olmasın. Her 40 dakikaya 5 dakika gibi böyle aralıklı molalar çok önemli. Onun dışında ergonomik şartlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Ekran tam karşımızda olması lazım. Eğer sağda, solda olacak olur ise ne olacak? Otomatik olarak bizim o düz duruşumuz, boynumuzun düz karşıya bakan duruşu zaten sağlanamayacak. Ekran karşımızda olacak. Ekrana mesafemiz bir kol mesafesi kadar olacak. Çünkü bu sefer baş önde postür dediğimiz aşırı boynu öne alma gibi yine yanlış pozisyonlar olmasın. Yine ekranın yüksekliği de göz hizanızda, ekranın üstü gözümüze aynı hizada olmalı. Klavye ve mouse kullanımına gelince biliyorsunuz bu klavyelerin bir 6 derece gibi bir yükseltileri vardır. Biz onu istemiyoruz. Onu kullanmayın. Çünkü el bileğimiz nötr pozisyonda kalsın istiyoruz. Bu şekilde veya bu şekilde bükülü pozisyon doğal pozisyon değil ve zorlanmaya sebep oluyor. Yine mousepad'le mouse ile klavye aynı hizada olmalı ve mouse pedler satılır. Bu el bileğinin altındaki boşluğu doldurur. Yine el bileğini nötre alır, istirahat alır. Bunları kullanmayı tavsiye edebilirim. Yine sandalyemiz tabii ayarlanabilir olmalı. Kolçakları olmalı. Bel boşluğumuz, belimiz ağrıyor. Bir yastıkla desteklemeliyiz. Ayaklarımız yerde olmalı. Ne çok yüksek, yani kalça ve diz böyle 90 derece olacak. Ayağımız hani çok kısaysak alta bir yükseltici koyabiliriz, bir 15-20 santim. Sandalye ile masa arasında da bacağımız sıkışmamalı tabii. Yükseklik ayarlanmalı. Bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Tabii duruşumuzu kontrol edemediğimiz kişiler için şunu tavsiye ediyorum ben, asla bir korse değil ama geri bildirim cihazları var, böyle kol sırt çantalarının kolu gibi kola takılan, sırttan ayarlı. Siz pozisyonunuzu bozduğunuz zaman ötüyor veya bir titreşim oluyor ve kendinizi düzeltmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu ben ofis çalışanlarına özellikle çok tavsiye ediyorum. Bu şekilde genel olarak ergonomik kurallara bu şekilde uyabiliriz ofiste.
Aslında hocam herkes kendisine şu soruyu sorması lazım. Ben çalışırken ne kadar sağlıklı çalışıyorum? Ne kadar sağlıksız çalışıyorum? Doğrularım ne? Yanlışlarım ne? İnanıyorum ki işte sizin gibi bilim insanlarımızın bugün ektiği bilgilere erişerek aslında herkes doğrularını da geliştirme şansını bulabilir. Evet Gökhan hocam, COVID-19 süreci tabii birçok hastalık yükünü artırdı. Her hafta burada hocalarımızla COVID-19'un aslında bütün dünya genelinde hastalık yükü, tedavi yükü, kayıplar gibi bir sürü süreci çok değiştirdiğini duyuyoruz. Ülkemizdeki romatizmal hastalıkların yükü COVID-19'da arttı mı, azaldı mı, ne yönde değişti hocam? Ve bu özellikle hastane sürecindeki tedaviler, bizim romatizmal hastalıklardaki tedavilerin kesilmesine neden oldu mu? Uyduda hastalıkların ilerlemesinde ikinci bir neden oldu mu hocam? Bunu sizden duyalım. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi bu soruya cevap vermek için aslında iltihaplı romatizmaları biraz mercek altına almak lazım. Biraz önce siz de bahsettiniz diğer arkadaşlarım da. İltihaplı romatizmalar sadece eklemleri değil, iç organlarımızı da tutabilen hastalıklar. Yeri geldiğinde böbrek, damarlar, göz, akciğerler, kalp teker teker saymaya gerek yok. İç organlarda tutuluyor. Peki ne oluyor da vücudun her yeri tutulabiliyor? Çünkü burada bağışıklık sisteminde bir sorun oluyor ve bağışıklık sistemi doğruyla yanlışı ayırt edemiyor ve sanki yok edilmesi gereken zararlı bir şeymiş gibi vücut kendi kendisine saldırıyor. Bir çeşit iç savaş oluyor. Yani bağışıklık sisteminin aktivitesi fazla ve yanlış çalışması iltihaplı romatizmanın sonuçlarını doğuruyor. Şimdi bunu niye anlatıyor derseniz, COVID hastalığında da ne oluyor? Bağışıklık sistemi aslında aktive oluyor. Bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi bizim bağışıklık sistemimiz COVID geçirdiğimiz zamanda bu hastalığı yenmek için aktive oluyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı COVID sırasında bizim romatizmal hastalıklarımız, iltihaplı romatizma için bahsediyorum, alevlenebilir. İlk defa ortaya çıkabilir. Zaten unutmayalım ki COVID'deki ölümlerin çoğu da bağışıklık sisteminin çok aşırı çalışıp kontrolden çıkıp vücudun kendi kendisine zarar vermesi, akciğerlere zarar vermesi sonucunda olabiliyor. Demek ki COVID sırasında iltihaplı romatizmalar olumsuz etkilenebilir. En azından bazı olgularda şikayetler artabilir. Bazı olgularda da ilk kez ortaya çıkabilir. Madalyonun öteki yüzü de şu. Biz iltihaplı romatizmaları baskılamak için bu kontrolden çıkmış bağışıklık sistemini ölçülü bir şekilde baskılamaya çalışıyoruz. Mehmet Soy Hoca'nın bahsettiği kortizonlu ilaçlar ve diğer ilaçlarla. Şimdi COVID sırasında bu ilaçlara devam edersek bu defa da COVID'e karşı bir zaaf olacak. O yüzden COVID'in aktif döneminde ilk ortaya çıktığı yani virüsün vücudumuzda dolaştığı dönemde küçük doz kortizon dışındaki bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara kısa süre için ara vermek durumunda kalabiliyoruz. Ama küçük doz kortizona dokunmuyoruz. Tam tersine küçük doz kortizon COVID'e de iyi geliyor ve hatta kontrolden çıkan vakalarda biliyorsunuz COVID'de kortizon dozu da arttırılıyor. Özetle doktorlarına danışarak hastalarımız COVID olduklarında ilaçlarının ayarlanmasını sağlamalılar diyorum. Evet, COVID romatizmal hastalıkları alevlendirebiliyor. Bazen bir şey de yapmayabiliyor. Ama ne yazık ki COVID olan hastalarımız romatizma doktorlarına danışsalar iyi olur diyerek sözümü bitiriyorum. Evet, buradan o zaman romatizması olan hastalarımıza şu çağrıyı yapalım. COVID olmayın öncelikle ama COVID olursanız, ilaçlar kullanıyorsanız bunu mutlaka hekimlerinize danışın ve bu konuda hangi ilacınız için nasıl davranmanız gerektiğini belirleyin. Hocamız dedi ki küçük kortizon dışındaki diğer ilaçları biz kesmek durumunda kalıyoruz. Durumundayız dedi çünkü bu hastalığın aleyhinde
işleyebilir dedi. Onun için lütfen bütün ilaç kullanan herkes aslında yeni bir şey hayatınıza giriyorsa onları hekimlerinizle mutlaka tartışma noktasına gidin. Bu sizin için bir kazanç olacaktır. Şimdi Mehmet Hocam size soracağım tabii. Gökhan Hocam COVID sürecindeki hastalığın seyriyle ilgili yorumları yaptı ama tabii şimdi COVID deyince aklımıza gelen ikinci nokta da aşılanma süreci. Romatizmal hastalıklar ve aşılanma konusunda biz izleyicilerimize neler söyleyelim hocam? Buyurunuz. Evet, şimdi koronavirüs hastalığı, Gökhan Hocam çok güzel özetledi esasen, dünyada, ülkemizde çok sayıda kişinin ölümüne neden olmakta ve hala da tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Geçen seneye göre esasen birçok yönden daha iyi durumdayız. En azından biz sağlıkçılar olarak bunu yakından görüyoruz, biliyoruz. Geçen sene her gün 3 kişi, 5 kişi hekim arkadaşlarımızı, sağlıkçı arkadaşlarımızı, hemşire arkadaşlarımızı kaybediyorduk. Bu yılın başından beri uygulanan aşılama programı sayesinde bu belirgin olarak azaldı. Hepimiz bunu yaşayarak görüyoruz. Korona, romatizma hastalarımız da aşılansın mı? Evet, kesinlikle aşılansın diye öneriyoruz. Niçin? Çünkü şunu biliyoruz ki hastaneye yatanların artık ve yoğun bakımlara yatanların, ölenlerin koronadan dolayı çok büyük kısmı ama çok çok büyük kısmı aşısız kişilerden oluşmakta. Artı komorbid dediğimiz ek hastalık olması durumunda hastanın zarar görme şansı, yoğun bakıma yatma şansı artıyor. Bu da romatizma hastalığı olan hastalarımız arasında sık olan bir durum. Yani ek hastalıklarının olması. Öte yandan hastalıkla aşının yan etkileri, işte birçok hastamız veya işte çevreden duyduğumuz ama aşının yan etkileri var. Evet, olabilir. Tüm aşılar gibi, tüm kimyasal maddeler gibi korona aşısında yan etkiler olabilir. Doğrudur. Ama hastalığın kendisini göz önüne aldığımızda hastalığın yaratabileceği zararlar çok daha fazla. O yüzden yarar zarar oranını göz önüne alarak hastalarımızın muhakkak aşı olmasını öneriyoruz. Şu an ülkemizde iki tür aşı uygulanmakta bildiğiniz gibi. Bunlardan biri Çin aşısı dediğimiz inaktive yani ölü virüs aşısıdır. Diğeri de mRNA aşısı dediğimiz yeni bir teknoloji olan bir aşıdır. Diğeri klasik yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle elde edilen bir aşıdır. Bazı hastalarımız işte yeni yöntemle olan aşıya karşı böyle soğuk durmakta gerek yok. Onu da geleneksel aşıyı da Çin aşısını da Alman aşısı diye ikincisine isim veriyoruz. Genelde böyle Almanya kökenli olduğu için BioNTech aşısı. Onu da diğerin ikisinde olabilirler. Yani Çin aşısında, Alman aşısında olabilirler. Hangisini mutlak tercih edeyim? Yani dediğim gibi çok bir özel önerimiz olmuyor. Çin aşısının antikor titresi düzeyi biraz daha düşük hakikaten diğerine göre. Ama bu çok daha yüksek bir koruyuculuk anlamına mı geliyor? Esasen çok iyi bilmiyoruz. Ama mRNA aşısında hastalarımız çok rahat olabilirler. Çin aşısında çok rahat olabilirler. Rapel dozlarını yaptırmaları kaydıyla özellikle Çin aşısına olan hastalarımızın rapel dediğimiz güçlendirici dozlarını yaptırmalarını, takviye dozlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Aşılarla ilgili mutlaka hekimlerine de danışsınlar. Bazı önlemler almaları gerekebilir. Esasen dünyada çok böyle bir şey oluşmadı henüz, tam fikir birliği oluşmadı bu konuda ama bazı ilaçlara ara vermeleri gerekebilir. Mesela yüksek doz kortizon kullanıyorken aşı olmasını çok önermeyiz. Yüksek dozdan kasıt bizim genel yaklaşımımız 10 miligram ama işte birçok kuruluş 20 miligrama kadar izin veriyor. Metotraksit dediğimiz ilacın işte bir hafta kadar 10 gün kadar kesilmesi gerekebilir. Böyle 6 ayda bir uyguladığımız bir serum var. O serumu alan hastalarımızın çok daha dikkat etmesi gerekiyor. O antikor düzeyleri hakikaten çok baskılıyor. Onu doktoruna danışarak muhakkak aşılarını olsunlar. Öte yandan sadece aşı yetmiyor.
kaç doz olursa olsun, hangi aşıyı olursa olsun, koruyucu önlemleri had safhada uygulamaya devam etmesi gerekiyor hastamızın. Maskedir, mesafedir, temiz havadır, hijyen kurallarıdır. Bunları uygulamadığı sürece hastalarımız aşıya rağmen de hasta olabilirler, yakalanabilirler virüse. Bunlara da dikkat etmeleri gerekir, koruyucu önlemleri de. Başka yine şey olursa konuşuruz. Evet, evet, bütün romatizma hastalarımızın aşı olması gerektiğini hocamız söyledi. Ama ilaçlarınız konusunda hekiminizin de fikrini mutlaka bir kenarda tutmanızda fayda var, dedi Mehmet Soy hocamız. Şimdi Timuçin hocam, havalar soğuyor. Romatizmal hastalıklar tabii ki soğuk havalarda biz hep biliyoruz ki biraz artış trendinde. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz ve soğuk havalar ve romatizma hastalarına neler önereceksiniz? Buyurunuz. Aslında romatizmal hastalıklarla ilişkili yanlış bilinen şeylerden bir tanesi, romatizmal hastalığın soğuk ya da mevsimsel durumla ilişki gösterebileceği ya da başlaması konusunda rolü olabileceği. Tam olarak öyle olduğunu söyleyemem. Eğer öyle olsaydı ülkemizde çok farklı coğrafi koşullarda yaşayan insanlar ve romatizma hastalarımız var. Bazı bölgeler, daha soğuk olan bölgeler ya da daha nemli olan bölgelerde hastalıklarımız daha ağır seyredebilirdi. Tam olarak öyle değil. Yani romatizmal hastalıkların başlamasında ya da seyrinin kötüleşmesinde hava durumu çok fazla etkili değil. Ama bunun bazı istisnaları var. Bunlardan bir tanesi bizim fibromiyajı ya da yumuşak doku romatizması dediğimiz bir hastalık. Bu hastalar özellikle nemli havalar, yağmur öncesi, yağmur sırası, hatta bazen soğuk havalarda şikayetlerinin daha fazla arttığını söyleyebilirler. Ama bu onların hastalıklarının kötü seyrettiği anlamına gelmez. Hissettikleri ağrıyı normalden daha fazla hissederler. Bunun da temel sebebi bu hastaların ağrıya karşı duyarlılıklarıdır. Ve özellikle nemli havalar, yağmur öncesi ya da yağmur sırasındaki atmosfer basınç değişiklikleri hassas kişilerde romatizmal ağrıların bir miktar daha fazla hissedilmesine yol açar. Ama bu hastalık seyrinin kötü olduğu ya da olacağı anlamına gelmez. Ama soğuk havayla ilişkisi çok iyi bildiğimiz ve soğuk havalar ve mevsimin kış şartlarının gelmesiyle kötüleşebileceğini bildiğimiz bir hastalığımız var. Skleroderma denilen cildin sertleştiği bir romatizma türü. Bu hastalarda özellikle parmak gibi uç bölgelerde kanlanma çok iyi değil. Ve iyi olmadığından dolayı bu hastaların parmak uçlarında iyileşmesi zor, ülsere yaralar açılmakta. Ve bu yaralar gerçekten oluştuğunda da iyileşmesinde büyük sıkıntı ve büyük tedavi emeği gerektiriyor. Dolayısıyla skleroderma dediğimiz ciltte sertleşmeyle giden hastalığı olan hastalarımızın özellikle bundan sonra bu soğuk havaların artacağı, kış mevsiminin geldiği dönemde mümkünse çok soğuk havalarda dışarı çıkmaması, mutlaka eldiven giymesi ya da elini sıcak tutabilecek ısıtıcı poşetler gerekirse kullanmasını öneriyoruz. Ama bir kez daha altını çizmek isterim ki hava koşulları romatizmal hastalıkların başlaması ya da seyrinin olumsuz gitmesinde çok önemli belirleyici bir faktör değildir. Dediniz ki aslında genellikle insanlar soğuk havalarda bazı şikayetleri fazla hissettikleri için böyle bir yanlış algıya kapılıyorlar. Soğukta sanki hastalığım artmış gibi. Aslında değil. Şimdi son olarak Duygu Hocam'a döneceğim. Hocam tabii ofis içi çalışmadan hep sizle bahsettik. Ama hareketli olmanın öneminin altını tüm hocalarımız sizle dair çizdiniz. Ofiste ve ofis dışında insanlar beden sağlıklarını korumak için özellikle masa başı çalışanlara hangi egzersizleri önerelim hocam? Buyurunuz.
Şimdi Sinan Bey, ofisin içinde demin bahsettiğim molalarda yapılabilecek çok basit egzersizler var. Bunlarla kişiler bu kas ağrılarının, eklem ağrılarının önüne aslında çok rahat geçebilirler. Buradan bile ben ekranda bizi seyreden izleyicilerimize de gösterebilirim. Mesela boyun hareketleri. Öne eğip çeneye göğse değdirme, arkaya götürme. Yanda bu şekilde çekip germe, yine aynı şekilde öbür tarafa. Başınızı bu şekilde bir döndürme hareketi nazikçe yapabilirsiniz. Omuz sırt kuşağı dedik, bunlar çok etkileniyor dedik. Omuzu yukarıya alma, kulağa yaklaştırma. İşte şu şekilde omuzlarınızı öne doğru alma. Aynı şekilde elinizi arkada birleştirip arkaya doğru germe hareketleri yapabilirsiniz. El bileği önemli demiştik klavye ve mouse kullanırken. El bileğini de bu şekilde dirseği düz tutarak el bileğinizi hareketini yapabilirsiniz. Yine el bileğini çevirme, dolaşım açısından ayak bileklerinizi çevirebilirsiniz. Bunları 5 tekrar ve böyle hızlı hızlı değil de işte 5'e kadar yavaş yavaş sayıp bitirip sonra tekrar yapıp basitçe yani çok kısa sürede her molada olmasa bile arada bunları çok rahat yapabilirsiniz. Ama bunun dışında bir de ofis dışında tabii ki egzersizler var. Ne dedik? Bunlar böyle yavaş yavaş zorlanmalarla kalıcı hasarlara yol açabilen duruş bozuklukları dedik. Bunun önüne geçebilmenin en önemli, en etkin egzersiz yolu kuvvetli olmaktır. Bir kas ne kadar kuvvetli olursa o kasın bağlandığı eklem ve kemik yapılarda zorlanmalar ve yıpranmalara, yırtıkların önüne geçeriz. Özellikle el bileği, dirsek kaslarımızı mutlaka kuvvetlendirmek lazım. Yine duruş egzersizleri, postür dediğimiz egzersizler, sırt kaslarını kuvvetlendirme, boyun fıtığı olmayalım diye boyun kuvvetlendirme egzersizleri. Bunların tabii reçete edilmesi gerekir. Bunları fizik tedavi, rehabilitasyon hekiminden öğrenerek yapılabilir. Tabii belli pozisyonda yanlış kaldığımız zaman bazı kaslar kısalıyor, bazıları çok uzayıp geriliyor. Bu kısalan kasların da normal boyuna almamız için esnetme egzersizleri çok önemli. Bunlar da çok popüler biliyorsunuz. Pilates, yoga, keyifli de. Bu egzersizleri öneriyorum. Elbette ki ama kalıcı bir devam eden ağrınız var ise, uyuşmalarınız var ise, kuvvet kaybınız var ise, hani benim kaslarımda ağrı var, çok hareketsiz kaldım, pilatese gideyim değil, hani medikal pilates diye de bir kavram var. Çünkü orada da bir takım hareketleri yapmayın diye belki ihtiyaç olacak. Bunu özellikle çünkü herkes bir yerinde ağrı olduğu zaman hemen pilatese gidiyor, böyle bir yaklaşım olduğu için yeri gelmişken bunun da üstünde durmak istiyorum. Ve son olarak da tabii ki fiziksel aktivite, sadece ofis çalışanı, oturan çalışan değil, tüm sedanter yaşayan herkes için önerdiğimiz bir şey. Haftada 3-4 kez mutlaka en az 40 dakika yürüyüşü herkese öneriyoruz. Çünkü oturarak böyle sedanter, özellikle orta yaş ve üzerindeki kişilerde hep kas ağrılarından bahsettik. Kireçlenme dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bunun olmasını önlemenin en iyi yolu da eklemlerimizdeki temel yapı taşı kolajen. Bu da kıkırdakta üretiliyor. Bu zamanla bunun üretimi azalıyor. Biz yürüyüş yaparak ve aerobik egzersiz yaparak aslında yaptığımız şey bu kıkırdak Toparlayalım hocam. yapımını uyarmak. Doğru dozda yapılmış egzersizler. Sonuç olarak bunu bu şekilde toparlayabilirim. Vaktimiz yettiği ölçüde. Evet, tabii çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Çünkü konu başlığımız çok büyük. Romatizmal hastalıklar. Ben özellikle Profesör Doktor Gökhan Keser, Profesör Doktor Mehmet Soy, Profesör Doktor Timuçin Kaşifoğlu, Profesör Doktor Duygu Geler Külce hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bize aslında romatizma başlığının böyle çok küçümsenecek başlık olmadığını, her yaşanan ağrının romatizma olmadığını, romatizmanın aslında birçok bulgularla ortaya çıkabileceğini
ve aslında bizler sağlığımızı da gerek beslenme, gerek hareket, gerekse egzersiz olarak ve aslında laboratuvarıyla, bulgusuyla ve yaşantımızla iyi tuttuğumuz zaman bu hastalıklardan da herhalde en az etkilenen insanlar olacağız. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine yeni bir programda inşallah bu konuyu konuşmak isteriz. Evet sevgili dostlar, romatizmal hastalıklarla ilgili merak edilen birçok soruyu aslında Güzel Hayat programında bilim insanlarımızla konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konuda yeni bilim insanlarımızla bir arada olacağız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın. Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halkbank'ın katkılarıyla.